Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hak eder, uğruna her şeye değer. Değişimin gücü, 100 yılın değişimi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel tüm halkımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor. Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Bu ne güzel Çorlu böyle. Bu ne güzel Çorlu böyle. Çok değerli, çok değerli Çorlulular. Alnının terini toprağa damlatan, alnının terini tezgaha damlatan, oradan bereket fışkırtan, çoluğunun çocuğunun rızkını emeğiyle kazanan, topraktan, tezgahtan ama emeğiyle kazanan, alnı açık, başı dik, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan ve Atatürk'ün kalbindeki yeri kalbini sökseler bırakmayan güzel Çorlu'nun güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. İki gün önce buradaydık. Büyük bir acının hesabını sormak için buradaydık. Çorlu tren kazasının hesabını sormak, adalet raylar altında kalmasın diye, raylar altından adaleti kurtarmak için buradaydık. 25 evladımızın, vatandaşımızın hakkını aramak için buradaydık. Sizlerle birlikteydik ama verecekleri kararı savunamayacaklarından, seçimden önce o kararı vermeye korktuklarından, sizden, bizden, birlikteliğimizden korktuklarından kaçtılar ve duruşmayı ertelediler 25 Nisan'a. Buradan açıkça söylüyorum. Çıkmaz ayın son perşembesine de kaçırsanız duruşmayı, o duruşma er ya da geç görülecek. Özgür Özel burada olacak ve ensenizde olacak, söz veriyorum. Ülkemiz bugün Çorlu'dayız. 3 Mart tarihinde Çorlu'dayız. 3 Mart Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takip eden 5 ay sonra, yani bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün laikliğin temellerini atan 3 büyük düzenlemeyi yaptığı ve bu ülkeyi çağdaşlaşma yolunda, ileriye gitme, zenginleşme yolunda en önemli adımları attığı Cumhuriyet devrimlerinin tam 100. yılı. Atatürk bugün hilafeti kaldırdı. Atatürk bugün çoklu eğitimi kaldırdı. Tevhid-i tedrisat, yani Eğitim Birliği yasasını getirdi. Atatürk bugün şeriye ve evkaf vekaletini kaldırıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Atatürk bugün Harbiye Bakanlığı'nı, Harbiye Nazırlığı'nı kaldırıp
yerine Genelkurmay Başkanlığı'nı kurdu. Yani modern, partisi olmayan, siyasete karışmayan milletin ordusunu Genelkurmay Başkanlığı'yla, eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'yla ve tek elden ve dini inanç ki bizim inancımızda Allah'la kur arasında başka bir sıfata, mevkiye yer yok ama mevcut olan halifelik ünvanını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani milletin kendisine, milletin bağrına gömerek modern Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli devrim yasalarını bugün çıkardı. Benim bugün burada olmam benim için büyük onur. Çünkü o Gazi Mustafa Kemal Atatürk kara tahtanın önüne geçip bugün kullandığımız alfabeyi de ilk kez Tekirdağ'da tanıtmıştı. Devrim yasalarının 100. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. Değerli Çorlulular, bir emek kentindesiniz. Türkiye'nin hiç şüphe yok sanayisinin hızla geliştiği bir kenttesiniz. Kent geliştikçe demokrasinin de onunla birlikte gelişmesi gerekir. Öyle bir yerdeyim ki içim o kadar rahat ki 1989'dan beri belediyeyi sosyal demokratlara emanet eden halkçı belediyeciliğin kıymetini bilen bir kentteyim. Ve 2018 yılından beri öncesinde belediye başkan yardımcılığı, belediyede diğer görevler, o günden bugüne kadar da tam 7 yıldır, 6,5 yıldır sürdürdüğü göreviyle sizlerin çok sevdiği belediye başkanınızın anketini yaptırdık. Kendisiyle de konuştum. Dedim ki başkanım, bizdeki belediyelerde başkanın oyu partinin oyunu geçiyorsa, seçildiğinden ilerideyse, partisini yukarılara taşıyorsa sen bana emanetsin, sonra da Çorlululara emanetsin. Başkan görevi süresince bir iki kere başkan görevi vereyim mikrofonu, sen anlat başkanı. Çok mu seviyorsun? İki kere genel merkeze gelmiş, görevi boyunca hiç Ankara'ya gelmemiş. Diyor ki eksik mi bıraktım acaba? Dedim ki sen Ankara'da değilken Çorlu'da olduğuna göre, orada çalıştığına göre, Çorlulular da senden razı olacaklarına göre sen endişelenme, ben bakacağım dedim. Anket geldi. Dediler ki Çorlu anketi çıktı. Şöyle bir baktım. Helal olsun Ahmet Başkan'a, helal olsun Çorlu'ya dedim. Genç başkanımız mesleği inşaat mühendisliği, belediyeciliği biliyor, siyaseti biliyor. Yaptıklarına baktığımda ilk işe hem kentin tarihi kimliğini ön plana çıkarmak, hem kentin tarihi kimliğini ön plana çıkarmak, hem de turist, yerli turist, yabancı sayı, turist sayısını arttırmak üzere çok önemli bir planlama yapmış. Tarihi yapıları ortaya çıkarmış. Buraya turist çekebilecek her türlü tedbiri almış ve gitmiş
Yılmaz Büyükerşen gibi birisini. Onun bal mumu heykelleri var ya, evlatları kadar kıymetlidir. Onu ikna etmiş, Türkiye'de ikinci bal mumu heykel müzesini de almış, buraya getirmiş. Peki, baktım Çorlu'ya gelen turist sayısı, ziyaretçi sayısı muhteşem rakamlar. Atatürk evinin yapılmış olması harikulade bir iş. Ama bazısı da sırf bunları yapar ama öbür işlere bakmaz. Dedim ki sosyal belediyecilik diye bir şey var. Acaba o nasıl? Orada da baktığımda dost kartı gördüm. Yani birileri yoksulluğu yönetmek istiyorlar. Alıyorlar panelvanı, yoksul mahallelere gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Yanında partisinin mahalle başkanı. Burayı geç diyor. Bu diyor CHP'li. Bu diyor bizim üyemiz. Açıyorlar kapıyı, çalıyorlar. Nasıl Tayyip Bey çocukların kafasına oyuncak atıyor veya çay atıyor ya. Bunlar da ver oradan makarna, ver oradan pirinç, herkesin gözünün önünde fotoğraf çektirerek falan insanların yoksulluğunu yüzlerine vurarak, oy karşılığı bu işi yaptığını belli ederek, mahalle başkanına sorduğu için partizanlık yaparak bu işleri yapıyor. Ahmet Başkan ne yapmış? Dost kart diye bir kart çıkarmış. İhtiyaç sahibine ulaştırmış. İçine nakdi yardım yapıyor. Nasıl biliyor musunuz? Göya bunlar, bu AK Parti için bu işi yapanlar çok inançlı ya. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Sağ elin verdiğini sol ör görmeyecek demiş. Aynen öyle sosyal yardım yapıyor. Helal olsun başkana. Bir tarafta insanların yoksulluğunu siyaseten yönetenler, bir tarafta yoksulluğu yok etmeye yemin edenler var. Partimizle gurur duyuyoruz, belediye başkanlarımızın hepsiyle gurur duyuyoruz. Tabii önce Çorlululardan 31 Mart günü sandığa gitmelerini bekliyoruz. Karşılarında 4 kere oy kullanacaklar. 4 tane zarf var. Bunlardan birincisi çok mühim. Muhtara atılacak. Muhtar dediğini küçük görmeyin. Muhtarın burasında bir rozet yok. Bütçe yok. Parti yok. Her şeyi kendi bastırıyor falan. Çıkıyor, sonra da mahallenizin hakkını, menfaatini koruyor. Başkana gidiyor, valiliğe koşturuyor. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun, mahallesi için hizmet etmek için yola çıkan bütün muhtarlarımıza 31 Mart seçimlerinde başarılar diliyorum. 31 Mart'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün belediyelerinin, bütün başkanların kapısı hem vatandaşlarımıza hem muhtarlarımıza bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ardına kadar açıktır. Sonrasında ikinci bir oy var. İkinci oy, biraz önce söyledim. İkinci oy vallahi bana değil. Bence kendine de değil. Oğlanları var Sarp'la Kuzey, babalarından mahrum. Eşine de değil, ikinci oy sizin için atılacak. Kime? Ahmet Başkan'a. Ahmet Sarıkurt'a. Çorlu için. Üçüncü oy belediye meclisi üyeleri için. Birçoğu burada. Hepsi partimizin geleceğe hazırladığı siyasetçiler. Deneyimlerinden yararlandığı siyasetçiler, o listelerde ne kadar güçlü olursak,
Belediye meclisinde o kadar rahatız. Çorlu'da zaten rahatız. Ancak Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri gidecek. Onun için belediye meclis listemize de herkesin sahip çıkmasını bekliyorum. Sonuncusu, dördüncüsünü siz pek tanımazsınız. Ben de bilmiyorum. Pek bilindik biri değil. Sade dört dönemdir milletvekili. Hangi seçime girse girdiği sandıktan çıkan demokraside kadının gücünü gösteren birisi. Sizin evladınız, hemşeriniz ve Çorlu'da oturan tüm Çorlu'ya, tüm Tekirdağ'a hiç kimseyi partisinden dolayı ayırmayacak olan doktor olduğu için sağlıkçı, Çorlu'nun da Tekirdağ'ın da yüzünü güldürecek olan, sağlığına iyi gelecek olan, Ergene'yi temizleyecek olan, hava kirliliğini azaltacak, durduracak olan, yeşili arttıracak olan kimdir? Sizin Candan, Candan Yücel. Sevgili Çorlulular, ben candan kadar tuttuğunu koparan, candan kadar gayretli, şehri için bu kadar emek harcayan az sayıda milletvekili gördüm. Candan'ın yerini kim nasıl doldurur diye düşünüyorduk ama hepinize teşekkür ederiz. Hem Nurten Yontar hem de benim sevgili kardeşim nerede? Ha burada. İlhami Özcan Aygun. İkisi de son derece çalışkan. Çok sevdiğimiz, çok sevdiğimiz milletvekillerimiz. İl ilçe başkanlarımızla birlikte sizler için çalışıyorlar. Candan Yüceer'in Tekirdağ için projelerini bugün dinledik. Dünyayı gören, Tekirdağ'ın bundan önce yapılan iyi işlerine duyduğu minneti okuyan, üzerine koymayı hedef olarak koyan ama vizyon sahibi projeleriyle beraber Tekirdağ'ı hak ettiği gibi, Çorlu'yu hak ettiği gibi bir dünya kenti yapacak olan projeleri var. Biz kendisine inanıyoruz, güveniyoruz ve onu size emanet ediyoruz. Şimdi gençler, şöyle bir durum var. Şimdi şöyle bir durum var. Bu seçimlerde 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının Tekirdağ'da yaş ortalaması 48. En gençleri 39 yaşında, 48 yaşında, ikisi kadın ki ileride çok daha fazla kadının olması gerekiyor. Gencecik bir ekibimiz var. Elbette gençlik vurgusunun önemi hem yarınları düşündüğümüzden hem de bir vasiyeti yerine getirdiğimizden. Yoksa tecrübe önemli, deneyim önemli, bunlardan yararlanmayı sürdürüyoruz ama gençlik şundan önemli. Atatürk Cumhuriyeti gözlerini yumarken CHP genel başkanlarına emanet etmedi. Atatürk Cumhuriyeti belediye başkanlarına, milletvekillerine emanet etmedi. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti, gençlere. Onun için yükünüz ağır. Hep beraber çalışmak, hep beraber önemli işler yapmak durumundayız. Gençlere vurgu önemli ama bu memlekette en büyük sıkıntıyı çeken de
emekliler. Bir emeklilerin durumunu görmek, emeklileri bir konuşmak lazım. Şöyle ki, bu Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü parayla 25 bin lira olması gerekiyordu ama bugün 10 bin lira. Yani 0,6 asgari ücret. Tayyip Erdoğan geldiğinde bir emekli maaşıyla, en düşük emekli maaşıyla, ki o zaman emeklilerin %20'si en düşük emekli maaşını alıyordu. Şimdi çok önemli bir kısmı. Bakın burada da yapalım. Bütün Türkiye'de yapıyoruz. Emekliler bir el kaldırsın. 10 bin lira alan emekliler el kaldırsın. Neredeyse %60-70'i 10 bin lira alan emekli. Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. 8. Tayyip Erdoğan geldiğinde. Şu anda kaç alıyor? 2,5 çeyrek altın. Yani Tayyip Erdoğan görev süresi boyunca emeklilerin cebinden ayda 5,5-6 tane çeyrek altını almış. Bunun hesabını soracak mıyız? Soracak mıyız? Geçen gün emeklilere zam yap dedim. Hiç olmazsa 1,5 asgari ücret, ama bizim CHP olarak ilk teklifimiz hiç olmazsa şimdilik 1 asgari ücret. 10 bin liralık emeklilere bir kart verelim. Maaşlarını 17 bin liraya çıkaralım. Devletin hizmetlerinden, devletin yaptığı hizmetlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlayalım. Elektrikte, suda ve doğalgazda %25 ila %40 indirim sağlayalım diye kanun teklifi verdik. Bizi dinlemedi, meclisi kapattı, kaçtı. Emekliye zam yapalım deyince, emekliye para yok diyor. Emekliye para verirsem çalışanlara maaş ödeyemem diyor. Yani çalışanlarla emeklileri karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Oysa çalışanlarla emekliler karşı karşıya değildir. Yan yanadır, kol koladır. Bütün emekliler yıllarca çalıştı da öyle emekli oldu. Bugün çalışanlar da ama birkaç sene sonra, ama çok daha sonra eninde sonunda emekli olacaklar. Emekli ile çalışan karşı karşıya değildir. Ama emekli ile beşli çeteler karşı karşıyadır. Çünkü siyaset öncelik belirleme işidir. Eğer sen parayı beşli çeteye verirsen, sen parayı saray müteahhitlerine verirsen, sen parayı yandaş müteahhitlere verirsen, sen dünyanın en pahalı makam arabasından 10 tane var dünyada, limuzin, Mercedes, ikisini alır, birine kendin biner, birini yedekte tutar, boş gezdirirsen, senin emekliye verecek paran yok ama yazlık saraya verecek paran varsa, emekliye verecek paran yok, kışlık saraya verecek paran varsa, emekliye verecek paran yok, uçan saraylara 14 tane lüks uçağı verecek paran varsa, senin önceliğin kendin, ailen, yandaşların, senin önceliğin beşli çeteler, benim önceliğim emekliler. Bunu bu şekilde bileceksin. 31 Mart'ta emekliye para bulamayanların sandıklara bakınca oy görememeleri lazım. Emekliler dün Manisa'da bağırıyordu. Madem ki bize para yok, sana da oy moy yok diye.
Emekliler bir daha bir elini kaldırsın. Tayyip Erdoğan'a bir el sallayın. Bizi unutanı biz de unutuyoruz deyin. Bizi unutanı. Bakın Tayyip Erdoğan diyorlar ki madem emekliye para yok sana da oy yok. Haydi hoşça kal. Emekli assubaylar pankart açmışlar. Sorunlarımızı dile getirin diyorlar. Gerçekten onların da çok sorunu var. Bütün emeklilerin çok sorunu var. Arkadaşlarımız bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her fırsatta dile getiriyorlar. 1 Nisan'dan sonra da yine Emekli Assubaylar Derneği'ni de, bütün emekli derneklerini de, evet, meclise de bekliyoruz. Ama mecliste randevuleştik çok. Bir sonuç alamadık. Ben emeklilerin hepsini 1 Nisan'dan sonra meydanlara bekliyorum. Meydanlara. 1 Nisan bu iktidara bir sarı kart gösterme günüdür. 1 Nisan 10 bin liraya geçinilir diyenlere kırmızı ışığı yakma günüdür. 1 Nisan açlık sınırı 16 bin lirayken emekliyi unutanlara, boş fileyle pazardan yollayanlara, emekliye olgun sebze meyve diye ezilmiş, büzülmüş, sürümüş meyveleri sattıranlara, emekliyi buna muhtaç bırakanlara, emeklilerinde yarının emekçisi, yarının emeklisi, bugünün emekçilerinin de, bütün yoksulların da hesap sorma günüdür. 31 Mart'ta bu iktidara bu yaptıklarının hesabını sormaya var mıyız? Var mıyız? 31 Mart'a kadar hangi siyasi görüşten olursa olsun emeklisini, emekçisini, esnafını, çiftçisini, yaşlısını, gencini iktidarın karşısında kim güçlüyse, onları sandıkta kim yenecekse, AK Partili MHP'li belediye başkanını kim indirecekse, yani sizin gücünüzü iktidara göstermenin yolu neyse, orada buluşmaya, meydanlarda buluşmaya, sandıkta buluşmaya, milletin vicdanını sandığa ve sandıkta bu iktidardan hesap sormaya davet ediyorum. Hesap sormaya. Ve 1 Nisan'dan sonra hakkını alamayan kim varsa, bakın söylüyorum, demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Ben istediğimi yapacağım, sen evinde oturup susacaksın. Ben seni ihmal edeceğim, görmeyeceğim. Sen bana oy vereceksin, 5 sene oturacaksın. Öyle bir yağma yok. Bugün Amerika'da Beyaz Saray'ın önünde protesto gösterisi serbest. Almanya'da parlamentonun önünde protesto serbest. İngiltere'de 10 numaranın önünde protesto serbest. Senin geldiğin Türkiye'de Ecevit'in önüne yazar kasa atmak serbest. Çünkü demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Ama şimdi saraya doğru bir mendil sallasan kolunu koparırlar. Şimdi hiç yuhlama. Bakın bu yuhlama çok edilgen, çok pasif, çok yetersiz ve bence gereksiz bir eylem. Gücünü yuhlayarak göstermeyeceksin. Çağrıldığın yere giderek göstereceksin. Seçimlerden sonra kim hakkını alamıyorsa öyle yakmak yıkmak için değil, kamu malına zarar vermek için değil, kanunlara saygılı bir şekilde hakkımızı söke söke almak için sokaklardayız, meydanlardayız. Var mısınız? Var mısınız? Bugün
Ben Ahmet Başkanıma destek için geldim. Candan Başkanımın tanıtımına geldim. Belediye başkanlarımla birlikte olmaya geldim. Mehmet Şimşek de bugün İstanbul'a gitmiş Murat Kurum'a destek olmaya. İşi zor, işi zor. Murat Kurum'a destek olmaya gitmiş. Orada demişler ki evsiziz, kiralar yüksek ve ev alamıyoruz, kiraya dahi çıkamıyoruz. O da demiş ki enflasyonu tek haneye indirdiğimizde ev alabileceksin. Çünkü kredi çekebileceksin. Enflasyon tek haneye bunların hesabıyla 2 sene, 2,5 sene sonra gelecek. Ama aslında biliyoruz ki bunlar iktidardaysa bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ama kendisi söylerken doğru bir şey söylemiş. Bugün Merkez Bankası'nın faizi %45. Ama bankaların vatandaşa uyguladığı faiz ortalamada %65. Konut kredisi almak istediğinde 3 milyon liralık konut kredisi alıyorsun. 10 yıl ödemeli 12 milyon olarak ödüyorsun. 4 katı. Ve 3 milyon krediye ayda kaç para taksit ödenecek? Yalan gibi. İnanılmaz. 95 bin lira aylık ödemesi var. 100 bin lira. Yahu adam 100 bin lira taksit ödeyebilecek olsa kredi çekecek durumda mı olur gariban adam? O yüzden artık ev alınamaz. Şu an evi ve arabası olmayanların milli piyango çıkmazsa, uzaktan bir akrabadan miras kalmazsa ev alma şansı kalmadı. Araba almak şansı kalmadı. Gençler ev almak ister. Araba sahibi olmak ister. Doğru mu? Onun için böyle bir şey istemekle yetmiyor. Gençler araba istiyorsa Tayyip Bey'i göndermek ister. Başka çaresi kalmadı. Başka çaresi kalmadı. Şimdi tabii geçerken Trakya Birliği gördük. Burada ayçiçeğini biliyoruz. Buğdayı biliyoruz. Tarımı biliyoruz. Bir yanı sanayi, bir yanı tarım olan bir kentte yaşıyoruz. Mayıs ayının 27'sinde verin oyu bu kardeşinize, faizler nasıl düşecek? Verin oyu bu kardeşinize, enflasyonun beli nasıl bükülecek? Döviz nasıl durdurulacak? Hayat nasıl ucuzlayacak diyen kişi o gün mazotun litresi 19 lirayken bugün baktım 40 lira 70 kuruş. Mazot sadece Cumhurbaşkanı seçildiği Mayıs ayından 8 ay sonra bugün %106 zamlanmış. Benzin %97 zamlanmış. Neredeyse %100. Bu şu demek. Hayat pahalılığı kar topu gibi büyüyecek. Mazota ve benzine zam varsa bundan sonra iğneden ipliğe her şeye zam var demek. Eğer 31 Mart günü bu acımasız, bu beceriksiz, bu sadece kendini düşünen iktidar iktidarına devam ederse, karşısına bir güç dengelenmezse 1 Nisan'dan sonra acı reçeteye hazır olun. Söylüyorlar, acı reçete içirecekler. Kemer sıkmaya hazır olun. Sıkı para politikalarına hazır olun. Ve siz ezilirken 4 yıl daha sandık yok, onun rahatlığıyla olacaklar. Ama siz geçen seçimleri hatırlayın. 2018'de tek adam rejimi hayata geçtikten 10 ay sonra yerel seçimlerle, yerel seçimlerin gücüyle İstanbul, Ankara'dan başlayarak Adana'sıyla, Mersin'iyle, Antalya'sıyla,
ve 11 büyük şehirle Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na önemli bir güç verildi ve bu seçimlere kadar o dengeyle gelindi. Bakın, küçük bir farkla seçimleri kaybetsek de iktidar tek başına olmayınca, karşısında bir başka güç olunca herkesin, ama herkesin çıkarlarının korunabileceği, sesinin duyulabileceği, yapılacak seçimlerden endişe duyulacak bir ortam oluşabilir. Bunun olması için Cumhur İttifakı'nın karşısına bir güçlü ittifak koymak gerekmektedir. O ittifakın adı bu seçimde Millet İttifakı değildir. O ittifakın adı bu seçimde Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'nın renkleri şurada abimin salladığı bayrağın renkleridir. Ay yıldızlı al bayrağın renkleridir. Bu güzel şanlı bayrağın renkleridir Türkiye İttifakı'nın renkleri. Eğer seçimleri Türkiye İttifakı kazanırsa, yani Lazı, Çerkezi, Türkü, Kürdü, herkes Türkiye İttifakı'nda birleşirse, nasıl milli takım gol atınca hep beraber seviniyorsak, nasıl Filelin Sultanları şampiyon olunca hep beraber ağlıyorsak, bu ülkedeki tüm yoksullar, tüm emekliler, tüm emekçiler, geleceğinden kaygılı gençler, evladım yurt dışına gidecek diye korkan anneler, babalar, yoksullar, hep birlikte birleşirseniz hep birlikte kazanabiliriz. Bu birlikteliğimizin adı Türkiye İttifakı'dır. Renklerini birlikte söyleyelim. Çorlu duysun, Tekirdağ duysun, Türkiye duysun. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük. Helal olsun sizlere, helal olsun. Bundan sonraki süreçte bir aydan kısa bir zaman kaldı. Çorlu'yu nasılsa kazanıyoruz demeyeceğiz. Sanki gerideymişiz gibi çalışacağız. Her bir oy Çorlu için önemli. Candan Yüceer için önemli. Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğun erişilmez bir noktada olması için önemli. Partimiz için önemli. Geleceğimiz için önemli. Her birimiz için önemli. Bu seçimleri hep birlikte kazanıp Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde umudu yükseltmeye var mısınız? Yükselen umutla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının birinci yüzyılındaki gibi önce Cumhuriyet'i yeniden kurtaracak, sonra demokrasiyi yeniden kuracak kadrolar alarak 100 yıl öncekiler gibi siz de bir büyük mücadeleye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Ben partinin genel başkanı olarak her birinize güveniyorum. Her birinize inanıyorum. Her birinizin bu ülkeyi bir kez daha kurtaracak güçte, kudrette görüyorum. Kendinize güvenin, kendinize inanın ve beni, adayları değil, şöyle bir yürekten kendinizi alkışlayın. Size güveniyorum. Size güveniyorum. Ve elbette Ahmet Başkan'a güveniyorum. Candan Başkan'a güveniyorum. Çorlu'ya güveniyorum. Tekirdağ'a güveniyorum. Onları size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler Genel Başkanımız. Teşekkürler.
Siz Çorlu'yu çok seviyorsunuz. Çorlu da sizi çok seviyor. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok usta. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Tekirdağ'da yine 12-0 yapacağız. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Teşekkürler Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanımız Özgür Özel. Siz Çorlu'yu, Çorlu sizi çok seviyor. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Alpay var, candan yücer. Yorsun değil mi, çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. Saray, Abdültaş Yasan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye, candan yücer. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz... Muratlı, Varol Türel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, candan yücer. Gücümüz Türkiye, işimiz... Kapaklı, İrfan Mandalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye, candan yücer. Süleyman Paşa, Volkan Nallar... Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız candan yücer. Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel. Büyükşehir Belediye Başkanımız candan yücer. Çerkezköy Belediye Başkanımız Vahap Akay. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız candan yücer. Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Marmaraylısı Belediye Başkan adayımız Onur Bozkurtar. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız candan yücer. Türkiye, işimiz belediye. Evet, bir selfie yapalım hep beraber. Bayrakların tamamını havada görelim. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Size söz genel başkanım. 31 Mart akşamı 12-0'la size hediye getireceğiz. Teşekkürler Çorlu, teşekkürler Tekirdağ. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız